Şimdi doping hafızadan ders çalışacağım. Doping hafıza öğrencinin konuyu tamamen anlayabilmesi için çok güzel bir sistem oluşturmuş. Konuyu anlamam ve daha sonrasında konuyu pekiştirmem için akılda kalıcı animasyonları ve konu testleri var. Önce TYT Matematik'te zorlandığım bir konuyu dinleyerek başlayacağım. Basamak karmanın ünitesinde de doğuş hocayla beraber anlatacağız bu konuyu. Hocam başlayalım Başlayalım dilerseniz. hocam. Reflex 1 demiş ki basamak ve çözümleme. Şimdi basamak dedi. Mesela şu anda interaktif bir soru geldi. Videoyu çözerken bir anda karşıma bir soru çıkıyor ve ben de onu çözüyorum. Aslında böylece bilgiler de tazeyken hemen soruyu çözüp konuyu daha iyi pekiştirebiliyorum. Konuyu dinledim, notlarımı da aldım. Şimdi konuyu pekiştirmek amacıyla videonun hemen ardından konunun sorularını çözeceğim. Testi bitirdim. Doping hafızanın yapay zeka sistemi sayesinde çözmüş olduğum her testin doğru yanlış analizini, ne kadar sürede tamamladığımı, eksik olduğum konuları görebiliyorum. Mesela burada 20 dakikalık testi 15 dakikada çözdüğümü, doğru yanlış sayılarımı hepsini gösteriyor. Ayrıca daha önceden çözmüş olduğum testlerdeki performansımı da görebiliyorum. Böylece ilerlememi takip etmek çok daha kolay bir hale geliyor. Burada çok detaylı bir analiz var dediğim gibi. Şimdi yapamadığım soruların video çözümlerini izleyeceğim. Video çözümleri izledim. Aslında hoca soruyu gerçekten çok detaylı anlatmış ama biraz daha pekiştirmeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Bu gibi durumlarda doping hafıza karşıma aynı konuyu farklı öğretmenlerden dinleyebileceğim alternatif konu anlatımı videoları sunuyor. Bu videolardan birini seçip izlemeye başlıyorum.
Refleksi ikiye geçtik hocam. Evet. Demişiz ki harfi ifadelerin çözümlenmesi. Konuyu çok iyi anladım ama aklıma takılan birkaç soru var. Onları da bir hocaya sorabilsem keşke. Tabii ki doping hafıza bunu da düşünmüş. Bakın burada her şeyi tam anlamıyla öğrenebilmem için gerektiğinde özel derse de girebiliyorum. Doping hafızanın şimdi anladığım uygulamasından hemen bir hocayla özel derse bağlanacağım. Bu hocaya da sorularımı soracağım ve artık bu konuyu tamamen oturtmuş olacağım. Bu sistem sayesinde tüm dersleri doping hafızadan çalışabiliyorum ve ek bir şey yapmama gerek kalmıyor. Merhaba Eylül, şimdi anladım uygulamasına hoş geldin. Ben Dilara Hoca, matematik dersi için bugün sana nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba hocam, ben de Eylül, memnun oldum tanıştığıma. Bugün TYT Matematik'ten basamak kavramı ile ilgili bir soru soracağım. Tamam, bekliyorum. Sonra benimle paylaşabilirsin. Tamamdır, paylaşıyorum. Paylaştım hocam. 5 küçüktür, x küçüktür, y artı 1 eşitsizliğini sağlayan rakamları farklı, kaç farklı, 3 basamaklı, x, y, x 9, y sayısı vardır. Tamam, peki bunları not alalım. Öncelikle kameramı değiştiriyorum. Şu şekilde ekranımı görebiliyor musun? Görebiliyorum. Tamam, şimdi 5 küçüktür, x küçüktür, y artı 1. Rakamları farklı, kaç farklı, 3 basamaklı, x, 9, y sayısı yazabiliriz diyor. Rakamları farklı olduğunu özellikle vurgulayalım biz de şöyle. Yani x ya da y'yi 9 seçmeyeceğiz. Çünkü rakamlarının farklı olması gerektiğini özellikle bize söylemiş. Tamam, şimdi ben şöyle... Evet, şimdi düşünelim. 5'ten bir kere kesinlikle x büyük olacak. X 5'ten küçük olabilirse x yerine neler yazabiliriz Eylül? 6, 7, 8 ama 9 olmaz. 8 ama 9 olmaz. Neden 9 olmaz? Rakamları farklı dediği rakamları için. Rakamları farklı olduğu için. Peki x yerine 6, 7, 8 yazabileceğim. Bir de y artı 1'e bakalım. Y artı 1'di değil mi soruda bu arada? Evet. Y x'i 1 değil. Evet, y artı 1. Y artı 1'e bakalım daha sonra da. Y artı 1 için aslında 5'ten büyük bir sürü sayı yazabilirim değil mi? Mesela y artı 1 için 9 yazabilir miyim? Y buradan kaç yazamam. Y artı 1 için 9 yazarsam? 8 olur ama rakamları farklı dediği için olmaz. Evet, çünkü x yerine 8 seçtiğimiz için mi diyorsun? Tamam, peki şöyle yapalım. X yerine 6 ya da 7 ya da 8 seçtiğimizi düşünmeyelim şimdilik. Öncelikle y'yi düşünelim. Yani y artı 1 9 olursa y kaç olur diye düşünelim. Sonra y artı 1 8 olursa y kaç olur diye düşünelim. En son olan bütün kombinasyonları deneriz tek tek. Tamam. Y artı 1 8 olursa y 7 olur. Buradan bunu not alalım. Bir de y artı 1'in 7 olduğuna bakalım. Bu durumda y ne olacaktır? 6 olacaktır değil mi? Şimdi diyelim ki y 6. 5 küçüktür, x küçüktür, 6. Bu şekilde bir sayı bulmuş olduk. X yerine ben bir rakam yazabilir miyim bu durumda? Yazamam. Yazamayız değil mi? O yüzden bunu siliyorum. Yani zaten burada yazabileceğim başka bir rakam yok. O zaman şöyle y'nin 6 olma durumunda siliyorum. Şimdi şöyle 5 küçüktür, 6 küçüktür, 7 yapabiliriz. 5 küçüktür, 6 küçüktür, 8 yazabiliriz. 5 küçüktür, 6 küçüktür, 9 yazabiliriz. Ama 9'u şöyle y artı 1 9 olacağı için burada 9
9 yazmamda bir sorun yok. Çünkü buradan y'yi 9 bulmamış oluyorum. 7'ye geçelim sonra. 5 küçüktür, 7 küçüktür, 8. 5 küçüktür, 7 küçüktür, 9 yazabiliriz. Bir de 8 için bakalım. 5 küçüktür, 8 küçüktür, 9 yazabiliriz. Yani burada gördüğün gibi 6 farklı durumumuz oldu elimizde. Peki şimdi o zaman soruya baştan bakalım. X 9 y sayısı var elimizde. Bir de 5 küçüktür, x küçüktür, y artı 1 var elimizde. İstenilen bilgiler bunlar. Şimdi öncelikle şuna bakalım seninle birlikte. X yerine 5 yaz. X yerine 5 yazamam çünkü x için 5'ten büyük olması gerektiğini söylüyor. Peki x yerine şöyle rengimizi değiştirelim. X yerine 6 yazdığım zaman 9 ortadaki, yani onlar basamağımız. Y yerine de 7 yazdığım zaman herhangi bir sorunum oluyor mu? Olmuyor. Yok, tamam, bu 1. Peki devam ediyorum. X yerine 6 yazdığım zaman zaten onlar basamağım 9 olmak zorunda. Şuraya da y artı 1 yerine de, yani y yerine de 8 yazdığım zaman buna da herhangi bir sorunum yok. Devam ediyorum. 6 yazdım yine, 9 yazdım yine. Buraya ya 9 yazabiliyor muyum? Hayır. Hayır, yazamıyorum çünkü rakamları farklı olmak zorunda. Bunu eledim. Peki geçtim şimdi 7'ye. 7 yazdım x yerine, 9 yazdım buraya. Daha sonra y yerine de 8 yazdım. Tamam, bununla ilgili de herhangi bir sorunumuz yok. Hı hı. 7 yazdım x yerine, 9 yazdım buraya. Buraya 9 yazabiliyor muyum tekrardan? Hayır. Hayır, tamam, o zaman buna da dikkatli. Buraya geçtim şimdi. 8, 9, 9 oldu. Bununla ilgili bir sorunumuz var mı? İki kere. Hayır. İki kere 9 yazdık. Bunu da yazamıyoruz. Peki bir kontrol edelim o zaman şimdi. X yerine 697 ilk sayımız. 698 ikinci sayımız. 798 de üçüncü sayımız olmuş oldu. Bunun dışında yazabileceğimiz başka bir sayı var mı? Soruya bir daha bakalım. Kesin olsun. Rakamları farklı. 3 basamaklı. Sanıyorum bu kadar. Evet. O zaman doğru cevap 3 farklı sayı olabilir diyorum. Anlaşıldı mı burası? Evet hocam, anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana sormak istediğin başka bir sorun var mı Eylül? Yok hocam, sağ olun. O zaman kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Siz de hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.